Hatırlatmak isterim ki 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı 28 Ocak tarihinde muazzam bir karar alarak yeni Türk Devleti'nin adeta müjdesini vermiş, bağımsızlığın manifestosunu ilan etmiştir. Emperyalist tasallutu reddeden, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu cihana duyuran misak-ı milli Türk milletinin en stratejik kararlarından birisidir. Ve yeni bir doğruluşun, giydirilmeye çalışılan kefenin yırtılıp atılmasının en keskin ve kesif özetidir. Bu milli yemin bizim referansımız, ilhamımız, özgürlüğe çağrımız ve yol göstericimizdir. Misak-ı milli emanettir. İnmeyecek sancak, sönmeyecek varlık ateşidir. Emin olunuz, dün felah-ı vatan grubu vardı, bugün milliyetçi hareket buradadır ve diri bir şekilde ihaneti tepelemek ve bozguna uğratmak için heyecanlıdır. Bu duygularla 93. yıl dönümünde aslında 6 madde olan misak-ı milliyeye bir 6 madde daha ilave ederek yeni bir yemini sizlerin ve aziz milletimin huzurunda yerine getirmek istiyorum. 1. Türk vatanı kuzeyindeki en uç nokta olan Sinop İnceburun, güneyindeki en uç nokta olan Hatay ili Yayladağ ilçesi toprak tutan köyünün güneyi, batıdaki en uç nokta olan Gökçeada Avlaka burnu, doğudaki en uç nokta olan Küçük Ağrı Dağı'nın 34 kilometre doğusunda Türkiye, İran, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği alan arasındaki bölünmez ve parçalanmaz bir bütündür. Misak-ı milli mülkü millettir, millet ise Türktür. 2. Milletimiz bin yıllık tarih süzgecinden geçerek bugüne gelmiş derin bir kaynaşmanın, kurulan kardeşlik bağlarının, kültür temelinde yükselen birliktelik hukukunun muhteşem bir sonucu ve alın teridir. İnançla bildirmek isterim ki bundan geriye dönüş yoktur. 3. Dilimiz Türklüğün geniş coğrafyasında yüzyıllar boyunca devam ede gelen tarihi olgunlaşma içinde varlık kazanan müşahhas ve ihtişamlı bir lisan olan Türkçedir. Milli dilimizden taviz millete kadar dayanır ki buna izin vermemiz hayatta söz konusu değildir. 4. Millete aidiyeti şerefle taşıyan, ay yıldızlı al bayrağımızdan iftihar eden, kendisini bu aziz vatanın bir parçası sayan, ekmeğini kazanan, işini kuran, geleceğini burada gören, bunlardan da gurur ve şükran duyan kim olursa olsun herkes büyük Türk milleti ailesinin bir üyesi ve bir güzelliği olarak anılacak ve kalacaktır. 5. Türk milletinin gidecek başka bir yurdu, devredecek toprağı, dışlayacak bir insanı, yeni baştan çizilecek sınırı yoktur. Uyarmak isterim ki aksini düşünenler hüsrana uğrayacaklardır. 6. Türk İslam medeniyetine yön vermiş, kaynak olmuş yüce dinimiz İslam, bizim iman vahamız, inanç seçmemiz, kısaca her şeyimiz olarak ebediyete kadar baki kalacaktır. Bugün müzakere Afyon'u yutmuşlar, kararlılıkla duyurduğumuz bu görüşlerimiz olduğu sürece aradıklarını bulamayacaklardır. Çünkü bizde çelik gibi yürek, bükülmez bilek, sarsılmaz irade, yüksek ahlak ve Cenab-ı Allah'ın buyruklarına tam bir bağlanış vardır. Bu düşüncelerle bu haftaki konuşmama son verirken muhterem heyetinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepinize başarılı ve huzur dolu bir hafta diliyorum.
Sağ olun, var olun. Türk milleti sizden gurur duyuyor.